Albert Camus, Sisyphos söyleninde yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmanın, felsefenin temel sorusuna yanıt vermek olduğunu söyler. Modern insan, tümüyle absürt olan yaşamdan ele tek çekmek ile, her şeye rağmen yaşamda kalmaya devam etmek arasında kesin bir seçim yapmak durumundadır. Anlamsız bir dünya, günlük rutin işler, yabancı bir telaş, uyumsuzluk duygusu, trajik çaba, debeleniş ve tekrar edişler. Life is meaningless. Yes. Burada kalmaya gönüllüdür oysa modern insan. Ama yine de her zaman şikayetçidir. Pazartesi günlerinden mesela. Pekala, insanların birçoğu için yaralayıcı, ürpertici, gönül kırıcı olan bu günlerde Albert Camus bize nasıl bir teselli verebilir? Yaşamın yaşanmaya deyip değmeyeceği ve intihar meseleleri neredeyse Camus felsefesiyle özdeşleşmiş bir söyleni üzerinden işlenir. Sisyphos söyleni. Tanrılar Sisyphos'u bir kayayı durmadan bir dağın tepesine kadar yuvarlayıp çıkarmaya mahkum etmişlerdi. Sisyphos kayayı tepeye kadar getirecek, kaya tepeye gelince kendi ağırlığıyla yeniden aşağı düşecekti. Tanrılar yararsız ve umutsuz çabadan daha korkunç bir ceza olmadığını düşünmüşlerdi. O kadar haksız da sayılmazlardı. Sisyphos'un bir kayayı tepeye kadar yuvarlayıp, sonra tepeden düşüşünü hüzünlü bir şekilde izlemesi gibi, modern insan da bir şeyleri yuvarlamakla meşguldür. Ne var ki bu yuvarlama tatil günlerinde kısa da olsa kesintiye uğrar gibi gelir sanki. Oysa ki Sisyphos ara vermez, duraksamaz ve onun tekrarı bizimki gibi kesintiye uğramaz. Camus, Sisyphos'un mutsuz, derbeder bir karakter olduğunu değil, bilakis kendi kayası ve bu yolla kendi yazgısı elinde olan biri olarak durumundan memnun bir karakter olduğunu belirtir. Ona göre tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insan yüreğini doldurmaya yeter. Dolayısıyla Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerekir. Öyleyse Sisyphos'tan hareketle çabayı ve didinmeyi hiçbir zaman elden bırakmadan, uğraşı yük kabul etmeden ve onu yaşamın her anına yayarak yazgıyı cuma günü dolaba kaldırıp pazartesi günü dolaptan çıkarma kurnazlığından vazgeçerek pazartesi sendromundan kolaylıkla kurtulmak mümkündür sanırım.